Merhaba arkadaşlar, ayakkabımalzemesi.com kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomuzda yapacağımız küçük bir abiye el çantası. Daha çok gece kullanım için uygun. Video başlığında da sanırım gördünüz yapılmış halini. Bu tarz bir şey yapacağız arkadaşlar. Daha önceden bir tane yapmıştık. Videosunu çekmemiştik. İlk zamanlar tabi. Şu an bir tane daha yapalım. Videosunu çekelim istedik. Farklı renklerde yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini kırmızıya kaçar bir renkte, bir tanesini de lacivert'e kaçar bir renkte, salsa ve kobalt renklerinde yapacağız arkadaşlar. İplerimizde yine aynı şekilde 628 kırmızı ve 3071 saks mavi iplerimiz arkadaşlar. Bu ipleri kullanacağız. Tabii çok da kararsız bir insanım. Daha önce videolarımı izleyen arkadaşlarımız bilir. Videonun sonuna doğru karar değiştirmezsem inşallah bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunlar çantalarımızın yan körükleri olacak arkadaşlar. Bu parça çantamızın el sokma kısmı arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar incettik uçlarını, içeride kalınlık yapmasın diye. Bu bıçak biraz kullanımı el ayarı isteyen bir bıçak arkadaşlar, bilginiz olsun. Böyle acele ederseniz benim gibi ucunu uçurursunuz. Allah'tan burası içeride kalacak, çok büyük bir önemi yok. Arkadaşlar boyama işlemimize geçtik. Derby'nin vejetal su bazlı Doledo boyasıyla boyuyorum. Daha önceki videomu izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. İsterseniz lacivert, isterseniz turkuaz yoğunluğunu, koyuluğunu kendiniz ayarlayabiliyordunuz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha laciverte yakın yapacağım bu çantayı arkadaşlar. Çok böyle turkuaz rengi bırakmak istemiyorum. O yüzden ince bir kat boyayacağım. Kuruduktan sonra duruma bakacağım ve üzerine bir kat daha uygulayacağım arkadaşlar. Uygulamayı daha önce izleyen arkadaşlarımız biliyordur arkadaşlar. Bayan çorabıyla yapıyoruz biliyorsunuz. Bayan çorabını altını ve üstünü düğüm yaptık. İçerisine eski bir atlet parçasını, atleti parçalayıp kırpıntı haline getirip içerisine doldurduk ve bununla boyama yapıyoruz. Hem gereğinden fazla boya almamış oluyor, hem de böyle şapır şapır her tarafa dökülen, ıslanan, işte akan bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Hem de boyayı deriye yedirmiş oluyorsunuz. Bunun uygulaması budur arkadaşlar. Süngerlere de yapan arkadaşlarımız var. Onlar da memnun olduğunu söylüyorlar. Tamamen tercih meselesi ama doğrusu budur arkadaşlar, bilginiz olsun. Arkadaşlar birinci kat kurudu. İkinci katı uyguluyorum. Dediğim gibi biraz daha böyle laciverte dönmesini istiyorum. Çok böyle turkuaz gibi kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kurudu. Polish işlemimize geçtik. Hem boyanın fazlasını alacağız, hem de doğal bir parlaklık oluşmasını sağlayacağız. Bununla polish işlemi çok önemli arkadaşlar. Sakın ola ki atlamayın. Üşenmeden uzun uzun yapın arkadaşlar. Zaten bu polish işlemini yaptıkça parlaklığın ve boyanın renginin kendini topladığını göreceksiniz. Arkadaşlar çantamızın içini de yine aynı boyayla boyuyoruz. Yani dışı lacivert, içi ham deri rengi kalsın istemedim arkadaşlar. İşte her tarafı bir gözüksün istedim. İç kısmı için polish işlemi yapmayacağız arkadaşlar, bilginiz olsun. Tüylü yüzey olduğu için kuruduktan sonra bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde tamamını boyayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar boyamız yeterince kurudu. Pergelimizi ağzını 4 milim ayarladık arkadaşlar. Ağız kısmını. Bununla şimdi dikiş için kılavuz çizgimizi çizeceğiz. Bu önemli arkadaşlar. Bütün dikilecek parçalara bu şekilde kılavuz çizgisi çizilirse hata ihtimali ortadan kalkmış olur. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu arada bu videoda kullanılan tüm ürünler şablon dahil tüm ürünleri web sitemizde ayakkabımalzemesi.com web sitemizde bulabilirsiniz. Oradan temin edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şablon dahil arkadaşlar. Bundan sonra ve bundan önceki yaptığımız videolardaki ürünlere dahil olmak üzere yaptığımız ürünlerin şablonlarını mümkün olduğunca kısa sürede web sitemizde cüzi miktarla satışa koyacağız arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa oradan temin edebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu üründe çapraz zımba kullanmayacağım. Bu şekilde 2 delikli ve 5 delikli 4 mm aralığında düz yuvarlak zımba kullanacağım. Tabii sizin tercihinize kalmış. Ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çizdiğimiz kılavuz çizgisinden deliklerimizi deleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 33 numara felçin kullanacağız. Evet. Bunları buraya bu şekilde çakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 33 numara perçinimiz baştan ikinci deliğe tekabül ediyor. Oraya tek getireceğiz. Evet. Bu şekilde. Bombesini de bozmamış olduk arkadaşlar. Sanırım güzel oldu. Arkadaşlar daha önceden buraya ben bir delik delmiştim. Görüyorsunuz sanırım. Bu mıknatısı takacağız oraya. Bunun için bir parça deri kullanacağım. Parça deliği de yine aynı şekilde boyadım. Buradaki amacımız arkadaşlar mıknatıs biraz yukarıda kalmasın. İçeride kalsın. Maksatımız bu arkadaşlar. Bu şekilde buraya bunu yapıştıracağız. Ve burada bu şekilde görünecek arkadaşlar. Yapıştırıcımız kurumadan hemen bir deneyelim arkadaşlar, olmuş mu diye. Evet. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan el sokulacak. Böyle bir aviye çanta olacak. Kenar hatlarıyla güzel oluyor gibi. Arkadaşlar başlangıcını böyle yapıyorum. Sanırım görebildiniz. Çift iğne. Buradan bir kilit mekanizması oluşturuyorum. Daha sonra bir oradan bir buradan şeklinde dikeceğiz arkadaşlar. Bu kullandığım ip 1 milim mumlu örgü iptir arkadaşlar. Dikkat etmezseniz ipin içinden geçersiniz. O zaman dikişiniz çok çirkince olur arkadaşlar. O yüzden ipin içinden geçmemeye çalışın. Diğer iğneyi sokarken mutlaka ipi diğer tarafa kaydırın arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Umarım görülüyordur videoda. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz herhangi bir yapıştırma işlemi yapmadık. Çünkü bu işlemde yapıştırma biraz zor olacak arkadaşlar. O yüzden yapıştırma işlemi yapmadan gittik. Dikiş aralığımız 4 milim. İpimiz 1 milim. İğnemiz 1.2 milim. Zımbalarımız 1 milimetre zımba. 4 milimetre aralığı var. Çok delikli zımba kullandık arkadaşlar, biliyorsunuz. Dikiş düz olsun istedim ben. Tamam, yine bu da sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan bir kez daha dönüyorum aynı yere ve bu şekilde bırakıyorum ve burayı sıktırıyorum. Evet. Arkadaşlar hiç düğüm falan yapmaya kalkmayın sakın. Gereksiz bir kalınlık olur. Bilginiz olsun. Çantamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii bu yan kısımlara daha işlemler yapılacak. Böyle çok sırıtıyor, farkındayım. Ve bu da bu şekilde tek tarafı olmadığı için düzgün kapanmıyor. Yani yine çıtçıtımızda, mıknatısımızda tam yerine denk geliyor mu? Evet, sanırım denk gelecek inşallah. Şu şekilde arkadaşlar güzel bir el çantası olacak. Farklı bir tasarım. Şunu da biraz kısaltabiliriz belki arkadaşlar. Biraz uzun gibi sanki. Evet, çantamız genel hatlarıyla tamamlandı gibi arkadaşlar. Ufak tefek dokunuşları yapacağız. Parlatma işlemini yapacağız. Kenarlarını şimşirleyeceğiz. Kenarlarını boyayacağız. Düzeltme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kenar boyamız kurudu. Şimdi koruyucu ve parlatıcı amacıyla kullanacağımız Derby'nin Doledo VP WB Poliüretan bazlı vegetal deriler için üretilmiş bir koruyucu son kat sütümüz var arkadaşlar. Bunu uygulayacağız. Başka ürünler kullanmayın arkadaşlar. Çünkü her iş için farklı parlatıcılar var. Ayakkabı için farklı, ne bileyim işte vegetal boyalar için farklı, döşemelik boyalar için farklı. Her ürün için farklı var arkadaşlar. Farklı sonuçlar çıkar ortaya. Bilginiz olsun. Ama parlatıcı değil mi, ne fark eder demeyin. Sonuçlarını kullandıkça anlarsınız arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yine bahsedeyim arkadaşlar. Bu hem hoş bir parlaklık verecek, hem de suya karşı, tele karşı, güneşe karşı vesaire gibi etkenlere karşı ekstra mukavemet sağlayacak arkadaşlar. Boyanın sabitliği zaten çok iyi. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım arkadaşlar, sürdüğüm yerlerle sürmediğim yerler arasındaki farkı. Boyanın sabitliği dediğim gibi yeterince iyi arkadaşlar, ama ekstra koruyuculuk her zaman için iyidir arkadaşlar. Yaptığımız işin başına neler geleceğini bilemeyiz. Her şey olabilir. Ayrıca canlılığını kaybetmemesi için bu önemli arkadaşlar. Size de mutlak suretle tavsiye ediyorum. Kullanın arkadaşlar. Özen gösterin. O kadar uğraşıyorsunuz. O kadar didiniyorsunuz. Ufacık bir son kat cila yüzünden işiniz yarım kalmasın arkadaşlar. Veya sonucu kötü olmasın arkadaşlar. Bu biraz fazla oldu. O yüzden fazlasını alacağım arkadaşlar. Çok da bol keçeden sürmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar son kat poliüretan bazlı koruyucumuz da kurudu. Biraz daha kurusa iyi olurdu ama daha fazla bekleyemedim. Çantamız tamamlandı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Tasarım olarak bu arkadaşlar bayağı erkek eliyle tam bir karış. Görüldüğü gibi şöyle yapayım. Evet. Şöyle. İçi bayağı da derin yani. Çok da öyle kötü değil. Bayağı kullanışlı. Yaklaşık 3-3,5 santim civarında yan körüğü var. Biz mıknatıslı yaptık arkadaş ortasını. Arkadaşlar çok fazla açılıp kapanmasın, rahatsız etmesin diye. Budur arkadaşlar. Kullanım şekli bu şekilde, ele takılıp işte gece kıyafetinde falan, gece dışarı çıkıldığında çok böyle şık bir çanta oldu bana göre. Kobalt rengiyle boyadık arkadaşlar. Orta ayar yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz bu boyalar el ayarı istiyordu arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Çok aşırı koyu lacivert olmasını istedik. Nitekim de istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Biz böyle düşündük arkadaşlar. Yaparken ufak tefek dokunuşları katıyorum tabi. Mesela orijinal tasarımında mumluk katısı yok arkadaşlar. Tamamen açık vaziyette kullanılıyor. Yani sizler de ufak tefek dokunuşlarla değiştirebilirsiniz. Ne bileyim işte kilit mekanizmasını farklı yapabilirsiniz. Veya işte şu aparatı hiç kullanmadan yanlardan askı yapıp işte 150 santim kadar 2 santimlik bir şerit kesip onu ayar tokasıyla omuzdan yapabilirsiniz. Veya buralardan zincir takabilirsiniz. Yine aynı şekilde omuzdan kullanılır. Bu aparat olmaz. Buraya delik yapmazsınız. Buraya bir mekanizma, farklı bir mekanizma kullanılabilir arkadaşlar. Tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Bu tamam. Yerine denk getiremedik bu arada. Evet. Bu budur arkadaşlar. Bu tamam oldu. Hemen şöyle bırakayım buraya. Bu bizim daha önce yapmış olduğumuz bir çantaydı arkadaşlar. Ufak tefek hatalarımız vardı. Bunu da söktük, düzelttik. Bunun videosunu size göstermedim. Maviyi yaparken gösterdim. Mesela bunda mıknatıs yoktu. Buna mıknatıs ilave ettim. Bunda da ekstra başka özellikler vardı arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi buradaki yılan desen arkadaşlar. Görüyorsunuz sanırım. Bunu çalışmıştık o zamanlar. Buraya bir çiçek kondurmuştuk. Bunda da böyle bir şey var arkadaşlar. Dediğim gibi işte yani birçok farklı dokunuşlar yapılabilir. Tamamen size kalmış. Tamamen ufkunuza kalmış. Bu çiçeğin de nasıl yapıldığını bir sonraki videolarımızda inşallah gösteririz arkadaşlar. Bu da oldukça basit. Son derece basit. Birazcık el yatkınlığı oldu mu tamam. İnternetten bir çiçek videosu bulmanız yeterli arkadaşlar. Hafif çakmakla, mumla, ona benzer bir şeyle böyle deriye şekil veriyorsunuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.